Habertürk programcısı Veys Ateş, Sedat Peker'in son videosunda hedef olan kişiydi. Ateş, iddialarla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz günlerde Ateş'e çağrıda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ondan beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması demişti. Altaylı, bugün yaptığı yeni açıklamada Ateş'in grup yönetimi tarafından izne yollandığını öne sürerek, bu aşamada başka ne yapacaktı, aklanır döner, aklanmaz gider ifadelerini kullandı. Pazar günü yayınladığı 9. videoyla yine birçok ismi hedefe koyan Sedat Peker, Habertürk programcısı Veys Ateş'le ilgili de bir iddiada bulunmuştu. Veys Ateş, Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermezken, gazeteci Fatih Altaylı aynı yayın grubunda çalıştığı Ateş'e çağrıda bulunmuş ve ondan beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması, odi meydan demesi, hatta meseleyi yargıya taşıması, onun yerinde olsam öyle yapardım ifadelerini kullanmıştı. Altaylı'dan Veys Ateş'le ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Veys Ateş aklanır döner, aklanmaz gider. Dün akşam teke teki veda ederek bitirdiğini hatırlatan Altaylı, çok açık biçimde bir ay tatil yapacağım dedim, çok önceden planlanmış bir tatil, ama buna da anlam yüklemişler, Veys Ateş yüzünden demişler dedi. Elbette ki, Veys Ateş'in bir açıklama yapmamasından rahatsızım ifadesini kullanan Altaylı, şöyle yazdı. Veys Ateş açıklama yapmıyor diye de her taşında emeğim olan, bugünün ortamında özgürce yazabildiğim bir yeri bırakıp gidecek halim yok. Ayrıca grup yönetimi de Veys Ateş'i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı? Aklanır döner, aklanmaz gider. Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok. Biline.